Hacı mı Alex mi? Ben Hacı ile oynadığım için yani tabii ki Hacı yani çok önemli, çok değerli, çok büyük futbolcu. Yani Alex'e de çok saygı duyuyorum açıkçası. Yani kişilik olarak da saygı duyuyorum. Oyuncu tipleme olarak da ayırıyorum ben aslında. Yani böyle yani Hacı'yı tam 10 numara olarak görüyorum. Alex'i biraz yani santrafor 10 numara yani daha çok kaleye yakın, daha çok gol atan bir oyuncu olarak Hacı sizin görüyorum. Sizin oyun tarzınıza da çok böyle Hacı, tabii ki yani biz yani uygun. Biz bir kere topu ona verdiğimizde çok rahat ederdik. Kafanız rahat mı ederdik? Yani biz çok koşardık, çok mücadele ederdik. Onu biz rahat ettirirdik ama topu verdiğinizde de o sizi rahat ettirirdi. Veya vururdu, gol olurdu. Tabii. Ya çok inanılmaz yani. Geçen yine eski futbolcuların maçı vardı Romanya'da, bilmiyorum seyrettiniz. Seyrettim. Yine 40 metreden böyle rahat rahat tabii vuruyor. İnanılmaz bir ayağı vardı yani. Çok müthiş, akıllı ve yani iyi de bir profesyoneldi. Mesela işte birinci lig, ikinci lig her yeri seyrederdi, bilirdi. Yani futbolu seven, futbol aşığı biriydi. Yani şu an hala onu görüyoruz. Biliyorsunuz çalıştırdığı takımın hem de başkanı. Tabii. Hem ama teknik adam hem başkanı. Hoca hep şey der ya, Fatih Hoca, yetenek bitmiyor, geçmiyor. Yani emek futbolu bırakabilirsin ama yetenek kalıyor diyor ya. Sahiden de öyle. Mesela ben görüyorum Fatih Hoca'yı da, işte sizi de falan böyle halı sahalarda. Ayak tenisleri. Tabii ayak tenislerini gayet fena. Ya Sergen Hoca, ben hiç unutmuyorum Beşiktaş'ta çalıştığımız zaman antrenmanda hala bir frikikler atıyordu. Yani şu an Türkiye liginde öyle frikik atan kimse yok. Yani hoca artık tabii ki yani futbol falan oynamıyor ama o yetenek aynı yerde duruyor. Evet. Arada biz konuşuyoruz, diyorum ki hocam bir serbest vuruş gayet olur diyor. Yani şey gibi, raketle vurur gibi vuruyor topu hala. Evet, frikik deyince o ayağını tutup gol atıp çıktığı sahne aklıma geldi. Evet ya, tabii tam Sergen Yalçın. Frikik gol atıp sonra arka adele gitti. Şu anda da o risk var tabii ki vururken. Biz olmaz bir de böyle hocalar tabii ısınmadan böyle bazen topa vuruyoruz antrenman içerisinde veya işte antrenman başında işte 5'e 2 oyuna ısınmadan giriyoruz. Sakatlık şansımız yüksek oluyor. Hocam sana Arda Güler'i sorayım mı? Yani ben çok beğeniyorum ve çok büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Yani bu sene özellikle belli bölümden sonra oynamaya başladı. Uzun süre oynamadı aslında. Yani herkes mesela geçen sene de Arda Güler'i oynadığında o maçı daha çok seyretmek istedi. Bu sene de baktığınızda Arda Güler oynadığında insanların da aslında şeyini maça olan ilgisini arttırıyor. Hepimizin. Ne sadece yapacak, nereye alacak, nasıl yapacak? Yani çok önemli bir oyuncu. Çok beğeniyorum. Yani hep söylüyorum yani yurt dışında da kimle konuşsak hep onu yani Türkiye'den hangi oyuncu deseler yani burada Arda Güler çok öne çıkıyor. Yani milli takım için de önemli. Fenerbahçe için de önemli bir oyuncu oldu. Onu da aldı artık. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunu yazdığınızda belki birinci sıraya yazacağınız oyuncu biraz oldu artık. Biraz geç oldu. Jesus. Geç oldu. Evet. Yani çok, keşke bilmiyorum. Siz mesela nasıl bakıyorsunuz buna? Çok güvenilmedi ama bir yandan da aslında hem taraftar hem medya o kadar bastırdık ki yani bir yerden sonra da mecbur kalındı oynatılmaya ve oynadığında da çok etkileyici performans sergiledi. Siz Arda'nın hocası olsaydınız sezonun başında benzer bir yaklaşımda mı bulunurdunuz? Yani oynatmamaktan yana mı yoksa oynatmaktan yana? Tabii Arda'ya kuracağınız kadro da önemli. Yani oyun anlayışınız da önemli. Yani vereceğiniz rol de önemli. Aslında serbest oynamayı seven bir oyuncu. Evet. Yani bir kanat oyuncusu gibi oynadı ama bence asıl yeri tabii ki yani onun serbest rahat edeceği, oyun içerisinde her yere gidebileceği yerde oynadığında çok daha faydalı olacak. Bence savunmayı da yapmaya başladı. Yani savunma da yapıyor. Yani top kazanmaya başladı. Bu da önemli bir şey. Çünkü o mevkide oynuyorsa savunmayı da çok iyi yapması gerekiyor. Çünkü yani artık eskisi gibi değil. Yani özellikle büyük takımlar için rakibe baskı kurmak istiyorsanız o 10 numara pozisyondaki oyuncunun da baskıcı bir oyuncu olması gerekiyor. Hocam finalde Şampiyonlar Ligi'nde Haaland'ı görmediniz mi ya? Tabii. Bir ara stoper gibi geri gelip evet, topu falan yere çıkarıyor, basıyor. Güzel bir final olmadı ama. Çok evet. Evet yani. Klasik İtalyan takımı değil mi? Yani beklentimizin altında kaldı. City de çok kötüydü değil, aslında. Tabii, yani tabii. Maçın hakkı beraberlikti diyebilirim. Aynen. Yani Inter'in de girdiği pozisyonlar vardı. Hani oyun olarak beklentimizin çok altında kaldı. Yani herkesle kimle konuşsak aynı şeyi söyledi. Arda Güler'in bu kadar oynatılmaması doğru karar mı diyorsunuz? Yoksa ben olsam oyuncuyu oynatmaktan sahaya daha... Ya ben şöyle, tabii ben çalışmadığım için yani benim oyuncum onunla beraber çalışsam onunla ilgili bir yorum yapabilirim. İster misiniz Arda Güler'i? Ya Arda'yı tabii ki herkes ister. Çünkü bu arada yani, sözleşmesi var Fenerbahçe'de falan ama ben yani, şey olarak soruyorum. Yani oyuncu öyle bir oyuncu. O kadar kaliteli, oyunu değiştirebilecek. Çünkü şutu var, çalım var, son pası var. Yani bunların hepsini yapabilecek özel oyuncu. Şu an Türkiye'nin en yetenekli... Biraz yayını arttırması gerekiyor tabii ki. Yani fiziksel olarak daha yaşı çok küçük.
O fiziksel yönü gelişecek, savunma yönü biraz daha gelişecek. Ama yani bu kadar klas bir oyuncunun gerçekten yani bunu son yıllarda az görüyoruz. Özellikle yani ülke futbolu için çok değerli bir isim. Şu an Türkiye'de oynayan en yetenekli yerli oyuncu Arda Güler denebilir mi? Yani yerli oyuncular arasında. Mevkisel olarak tabii ki yani o 10 numara kreatif olarak Arda'yı söyleyebilirim. Tabii Kerem muhteşem oynadı bizde. Ben Kerem'i de en değerli çok yerli oyuncu arasına yani özellikle hücumda pasları, frikik atması, korner atması, şutu yani Kerem de özellikle ikinci yarı çok iyi oynadı. Kerem'i de direkt olarak yani Türkiye'de oynayan oyuncular arasında oraya net bir şekilde Arda ile birlikte koyarım.